Taner Güngör bugün etli kesilya yapmayı öğreniyor. Şef Erkan Yeşil anlatıyor. Ne yapacağız bugün Erkan Şef? Çok kolay bir tarif yapım var. Kesilya yapacağız, etli kesilya. En güzel, mutlu günler size ne olsun, görmüş olduğunuz gibi Erkan şimdi birlikteyiz sayın seyirciler. Bugün inanılmaz bir salata yapacağız. Değil, mazur yaptım. Bakayım ben tepki. Ay bir şey. Ay tepkim ölçüde. Ne yapacağız bugün arkadaşlar? Çok kolay bir tarif yapım var. Kesediye yapacağız. Etli kesediye. Kese mi? Kesediye. Ha ben de kese anladım. Kesediye. Bu ne mutfağı kesediye? Kesediye yapacağız. Kesediye nereden geliyor? Uzaklardan mı yoksa? Meksika mı? Ha Meksika. Tamam. Bizim buradaki Meksika'da, Türkiye'de yaşayan Meksikalılar da burada. Selamlar. Bilmiyorlarsa öğrensinler. John'a da selam. John da Meksikalı mı? Yok, Nijerya. Nijeryalı, evet. Buradan John'a da selamlar. Nijeryalı arkadaşımız bize şarkı söylemişti. Evet, bugün kesediye yapacağız. Ne var bunda abi? Etli kesediye yapacağım. Bütün malzemelerim burada aslında. Yukarıda. Yukarıda hazırladık hepsini. Evet. Renkli biberlerim var. Biraz et kullanacağım. Önce eti tavada biraz mühürlemem lazım. Evet. Et ne kullanıyoruz Erkan abi? Dana eti kullanıyorum ben. Çok iyi. O da iyi bir kasaptan dinlenmiş bir etini herhalde tercih ediyoruz. Evet. Yapmaya başlayalım o zaman. Evet, bu bizim dana etimiz. Dana görmüş olduğunuz gibi. Kasaptan gidip bunu alıyorsunuz. Ne kadar alacağız kasaptan? 100 gram mı, 200 gram mı? 100 gram yeterli olur. 100 gram. 100 gram yeterli olur. Evet. Bir porsiyon yaklaşık olarak çıkıyor ondan. Evet. Her sebzelerle yapıyoruz. Bunlar biz sebzeli yapıyoruz. Etli olabiliyor. İstediğimiz gibi yapabiliyoruz. Tavuklu. Biz bugün kırmızı etli yapacağız. Kesediya. Evet, kesediya. Evet. Buyurun. Tamam. Çevir. Evet, tavuğumuz hazır. Evet. Bir parça çok az. Sıvıya koyacağım. Ete öncelikle buyurun. Karabiber. Evet, et şey olsun. Ete tat versin. Tat. Öğrendik artık biz de bu işi. Evet. İlk attığım tuz tadı için değil aslında. Bunu yemeği kolaylaştırsın diye. Ben işte sallıyorum onu. Evet. Dış kısmında bir kabuk oluştursun diye yapıyorum bunu. Evet. Erken attığım tuzun aslında hiçbir faydası, faydası yok. Ölüyor mu tuz erken attık mı? Ölmüyor ama tuz tadını almıyor. Yaşıyor ama değil mi? ama yaşıyor değil. Korkuyorum o zaman. Evet. Evet. Vay vay. Şimdi eti görmüş olduğunuz gibi mühürlüyoruz. Etin dış kısmı biraz bayağı kızarana kadar, renk alana kadar bekleyeceğim burada. Amaç burada eti daha yumuşak yapabilmek, o lezzetli suyunu kaçırmadan yapabilmek. Evet. Suyu şey yapmamak lazım değil mi? Şefim. Eğer suyunu bırakırsa et geçmiş olsun. Artık et geçmiş olsun. Evet. Etlerim kızardı, renk aldı. Renk aldı. Sonra şu buyurun. Renkli biraz daha renk katsın diye renkli biber atıyoruz. Evet, bunlar boyalı mı biberler? Boyalı, doğal. Aynen. Doğal, evet. Bunlar şeyli, doğal. Doğal. Ama eti suyunu bırakmayacak, eti suyu. Çok önemli. Biber suyunu bıraksın, et bırakmasın suyunu. Biberler kendi formunu kaybedene kadar biraz böyle devam edeceğiz. Evet. Sonra karamelizlediğimiz soğan ekleyeceğim. Karamelize nasıl oluyor? Karamelize şöyle oluyor, yüksek ateşte başlıyorum soğanı yapmaya. Sonra altını kısıyorum, kısık ateşte uzun süre. 3 saat falan mı kalıyor? 3 saat değil de 1-1,5 saat kalıyor. Kalıyor mu harbiden o kadar? Bayağı kalıyormuş. Evet. Soğanın içindeki şekeri çıkartmam gerekiyor çünkü. Evet. Karamelize, soğanımızı atıyoruz, karamelize. Karamelize. Doğal kendi şekeri çıkıyor. Evet. Doğal. Doğal gidiyor. Evet. Vay. Ne yapıyorduk bugün? Neydi yemeğin ismi? Aklında mı? Yemeğin ismi. Aklında değil mi? Beyin de bitti. K ile başlıyordu. Kesediya. Meksika. Meksika yemeği. Meksika'nın ulusal yemeği. Kesediya. Bizde nasıl fasulye var? Kuru fasulye. Bu da Meksikalıların. Salladın mı? Salladım. Biraz salladım. Kesediya. Karamelize soğanı. Evet. Ekledik, görmüş olduğunuz gibi. Bunu evde alınlar böyle yapamazsa bir şey de yapacak, tahta kaşıkla. Spatula ile evet. Tahta kaşıkla. Şeyle metalli yapmasın, teflonu çizmesin. Teflonu çizdin mi geçmiş olsun, at teflonu. Değil mi? Evet, bitti bu da bitti. Her şeyi biliyorum bak, her şeyi. Ben de yine tuzkana bırakıyorum. Evet. Asıl tuzu şimdi aldım. Evet, tuzu attık, kaya tuzu kullanıyoruz. Kaya tuzu burada bizdeki, deniz tuzu. Her şey bittikten sonra bitti. Çok az krema. Ben dur. Şöyle. Görme diye şey yapıyorum. Kremayı görme. Evet. Kremayı ben göstereyim. Kremayı
çok az ekliyorum. Yumuşak ve nemli kalsın diye ekliyorum kremayı da. Evet, kremayı da koydum. Zaten gördüğünüz gibi içine çektim. Kayboldu. İç malzemem hazır. Ha, bitti. Şimdi? Bitti. Yine şu marketten aldığım tortilla ekmeğim vardı. Ben sadece ızgaraya koydum. Şu görüntüyü alabilsin diye. Bak şefe bak, nasıl ilgileniyorum. Nasıl ilgileniyorum şefimle. Ameliyata girecek biraz sonra. Biraz sonra ameliyata girecek şef. Evet. Şöyle yapıyorum. Rendelenmiş cheddar peynirinden ekmeği yarısına. Evet. Cheddar peyniri. Cheddar peyniri. O normal peynir bu bir de. Bu da normal. Normal. Peyniri. Evet. Mozzarella da kullanılıyor. Bunda. Ben kaldım burada. Evet. Böyle hop. Yakmadan. Vay 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 vay. Bu dürüm gibi bir şey oldu. Evet. Aslında dürüm. Dürüm gibi de yapabiliriz. Değil mi? Bunu kıvıracak mıyız? Yok, böyle kalacak. O ikiye katlayacağız. Hayır, ikiye katlayacağız. İkiye katlayacağız, sonra keseceğiz onu. Kesecek miyiz? Keseceğim. Bak, biliyorum demek. Aynı peynirlerden evet. Üzerine de koyuyorum. Buna sarımsak falan koysak olur mu şefim olur, acaba? Olur. Olur değil mi? Sarımsak. Sonra toz makinesine mi? Toz makinesi olabilir aslında, mantıklı. Bunu böyle de yiyebilirim. Ha, yine tekrar tavaya. Ya buradaki amaç kısık ateşte yapıyorum bunu. Özellikle peynirleri eritip yaptığım içine karıştırmak. Yapışsın iyicene. Yapışsın tutkal iyice. Gibi. Kısık ateşte bunu ocakta bıraktım, tabağa yapmaya başlayacağım. Ha, daha var işimiz. İşim var aslında da o. Onu beklerken. Tabii kısık ateşte. Şimdi onu bekliyoruz. Peynirler erisin böyle, yapışsın ete. Ete yapışsın ete. Tabağı hazırlarken de biraz yoğranmış. Marul koyuyorum. Evet. O ne şefim? Bir avokado krem var. Vay 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 vay, avokadoya bak. Avokadonun içinde bir sürü şey var ama. Evet. Ne var içinde? Guacamole aslında. Avokado püresi, taze soğan var, domates var. Ne ararsan var içinde. Şöyle bir kaşık koydum. Evet. Bir kaşık da domates salsa koydum. Salsa, tabii salsa olmaz çünkü oynayacağız, salsa yapacağız. Bunu yedikten sonra salsaya gidiyoruz. Vay 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 vay. Bunu bir tabak koyup ters de çevirebilirim. Hop öyle de. Tabii öyle acemiler de şey yapacak. Benim gibi tabağa koyacak. Büyük tabak ama şöyle düşmemek için. Ustalar, şefler böyle tak çeviriyor. Böyle daha kolay oluyor. Öyle mi? Tabii öyle de. Onun bizi bütün içindeki malzemeyi dökerim ona çevirince. Tekrar yerden topla koy ondan sonra. Evet. Evet hop. Hadi buyurun efendim. Buyurun. Vay 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 vay. Et düştü. Malzeme kadar kaç buçuk. Şöyle parçalara bölüyorum. Heh. Quesadilla. 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 Aman. Şurada bir tane. Heh. Vay 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 vay. Buyurun efendim. Ah, görüntüye bak. En son maydanozu değil, çok benziyor. Kişniş yaprak. Ha, kişniş. Biraz... Ben onu maydanoz. Kişniş. Ben çok kişnişim var. Bu kişniş nereden geliyor? Kişniş yine manavlardan. Manavlardan. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sayın seyirciler, yemeğimiz oldu. Neydi bu yemeğin ismi? Quesadilla. Quesadilla. Doğru söyledim değil mi? Quesadilla. Quesadilla. Şefim, ellerinize kollarınıza sağlık. İnanılmaz olmuş. Afiyet olsun. Vallahi çok bize değerli bilgiler de verdiniz. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Efendim, görüşmek üzere.